Celal Bey, uçan sürüngenlere geçeceğiz de hep bir şeyi merak ediyorum. Buyursunlar. Şu fotoğraf, 1927 Solvay Konferansı ve bugün bilimi bugüne zıplatan bütün herkes orada. Yani evren algımızı, madde algımızı, zamanı, her şeyi değiştiren adamlar burada. Adam hepsi burada. Kıskanıyor musun bunları? Orada olmak çok, ister miydin? Çok. Abi ya bu adamlardaki zeka anlaşılır gibi değil ya. Yani öyle şeyler sanki düşünüyor. Uzaydan bir grup getirip buraya bırakmışlar gibi. Öyle şeyler düşünüyorlar ki diyorsun ulan bu deli saçması ve doğru çıkıyor. Yani Einstein dediğin adam diyor ki ya bu ışığın hızı toplanamaz diyor. Ha bu Newton'un 300 sene doğru kabul edilen teorisini tam tersi. Çöpe atıyor. Ve ölçüyorlar, biçiyorlar. Hala bugün GPS adamın hakkı hak olduğu gösteriyor. Değil mi? Hendrik Lorentz ilk defa şeyi fark ediyor. Bak Einstein hemen yanında oturuyor. Yanında. O ilk defa diyor ki, ya diyor ışık hızına yaklaştıkça diyor, zamanla mekan birleşiyor diyor. Zamanı şeyin içine koymamız lazım diyor. Hızları toplarken bir zaman öğesi koymamız lazım diyor. Lorentz transformasyonları denen formülleri yazıyor. Fakat şeyi bir türlü kabul edemiyor adam. Ulan ışığın hızı toplanamazı yani akılları almıyor. Einstein geliyor diyor ki bu böyle değil. Böyle değil. Işığı sabit. Niye böyle? Bu tabiat kanunu diyor. Ama mesela Einstein de bazılarını anlamıyor bunları. Mesela Einstein'in hemen yukarıya çıkalım kırmızı papyonlu Schrödinger. Schrödinger'in dediğini bir Einstein türlü kabul etmiyor. Kabul etmiyor bir türlü. Der Herrgott würfelt nicht. Tanrı zaratmaz diyor. Halbuki Schrödinger diyor ki ya elektronun atom çevresinde nerede olduğunu bilebiliriz ama hızını bilemeyiz. Hızını bilirsek de nerede olduğunu bilemeyiz. Onu da ilk defa şu genç adam söylüyor. Rutherford'un hemen altında duran Werner Heisenberg. O çok büyük adam. Müthiş bir adam. Müthiş bir adam Werner Heisenberg. Einstein'ın tek rakibi. Ya müthiş yani hakikaten. Schrödinger diyor ki ancak diyor bir ihtimal hesabıyla diyor bunu bilebiliriz. O ihtimal hesabından yörüngemsi şeyler çıkıyor. Hepsinin şekilleri değişik. Bunların her biri bir ihtimal formülüne göre çizilebiliyor. Einstein'ın 1935'te yayınladığı meşhur paper vardır ve yanlıştır. Şey diyor, kuantum mekaniği gerçeğin tam bir tasviri midir? Einstein'ın cevabı hayır. Ve Heisenberg falan Einstein'a diyorlar ki sen geri kaldın. Tabiat böyle davranıyor. Einstein diyor ki hayır diyor. Tabiat deterministtir. 1950'de Popper Einstein'ı ziyaret ediyor şeyde, Princeton'da. Tartışmaları esnasında Popper Einstein'a diyor ki sen diyor Parmenides gibi düşünüyorsun. Değişmez bir kainat. Bu sohbetimizde sana ben Parmenides diyeceğim diyor. Zaten o sabit evren kuramı da çöküyor sonra Einstein. Heisenberg kaç yaşında Nobel aldı? 26 gibi kaç? Yaşlı epey. 26? Evet yani. 26 yaşındayken verdiler mi Nobel'i? Verdiler tabii canım. Niye vermesinler? Hayır, 26 yaşındaki bir çalışmasını 56 yaşında... Hayır, hemen şak diye. Şak diye. Şak diye verdiler. Onun üzerine Göttingen Üniversitesi de epey utandığı için hemen ordinaryüs profesör yaptı kendisini. Neyse.